Bir çağrıda bulunmak istiyorum dostlar. Son günlerde hakikaten sabahtan akşama kadar herkesin konuştuğu mevzulardan bir tanesi elektrik. Hatta Şamil Tayyar çok güzel bir şey söyledi. Hani AK Parti'yi işte ne bileyim ulaşım, işte tarım, şu bu falan değil. Bu elektrik, doğalgaz, işte su parası, bunlar AK Parti'yi sıkıntıya sokacak diye bir açıklamada da bulunmuş. Doğru, hakikaten son günlerde en çok. Hani gidiyorsun birisiyle bir şey konuşuyorsun. Geçen gün bahsettim size belki. Çorum'dayız. Bir ziyarette gittik. Yanımda da 18 yaşında, 20 yaşında 3 tane, 4 tane de genç var. Sokakta yürürken yaşlı bir amca geliyor. Kar, kış, kıyamet. Elinde ekmek var, işte domates var, portakal var. Almış bir şeyler. Evine doğru gidiyor. Kar da yağıyor. Acayip de eksi 8 derecede soğuk var. Bizim çocuklar amcayı görünce selamun aleyküm amca, nasılsın, hal hatır, bir hal hatır sordu. Nasılsın, iyi misin, sağlık sıhhatin yerinde mi? Adam, ne iyi olacağım, kaç para elektrik geldiğini biliyor musun? İşte biz emekliyiz, ölüyoruz burada. Ben dedim ki amca, 18-20 yaşındaki çocuklar sana hal hatır sordu. Senin sağlığını, sıhhatini sordu. Tamam, deyince adam bir durdu. Hani hakikaten bir durdu. Şimdi bu son dönemde kime selam veriyorsan, kime hal hatır soruyorsan bu elektriği, doğalgazı bunu koyuyor önüne. Kış ayındayız. Hem elektrik sarfiyatımız hem doğalgaz sarfiyatımız had safhada. Dünyada bir tedarik zinciri var. Şu anda da doğalgazı biz kendimiz üretemiyoruz. 2023'ten sonra inşallah kendi doğalgazımızı çıkaracağız. Şu anda dünyada birçok devlet işte gidiyor Katar'la, Azerbaycan'la konuşuyor. Hani Rusya gazı keserse biz alternatif, kışın ortasında donmayalım, sıkıntıya girmeyelim diye farklı farklı ülkelerden gaz alternatifi tedariki anlaşmaları yapmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir atmosferde faturalar bu kadar ayyuka çıkmışken herkes elektrikten, doğalgazdan, sudan, bundan dert yanarken biz de bir çağrı yapmak istiyoruz. Devlet yetkililerimize, bakanlıklarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın Bakan, Sayın Yetkililer, bu ülkede ailelerin, insanların 4 temel ihtiyacı var. O yeme, mutfak falan, onu kenara koyuyorum. Yani son dönemde, yani asli olarak artık sisteme dahil olan 4 temel sıkıntısı var. Bunlar 4 temel ihtiyacı, özür diliyorum. 4 temel ihtiyaç. 1. Su. Artık su herkesin temel ihtiyacı. 2. Elektrik. Elektrik, hani abi ya şimdi isteyen kullansın, istemi lüks bir... değil abi. Elektrik temel bir ihtiyaç. Onun yanında doğalgaz veyahut da kömür, yani yakacağı, ısınma. Artık bu temel ihtiyaç. 81 ile doğalgazı götürdüm demek artık yetmiyor. 81 ilde, hatta köylere de başlayacaklar yakında. Doğalgazı götürürken aynı zamanda onu insanların kullanabileceği bir fiyat bandında götürmen gerekiyor. Dördüncüsü, yani dördüncü temel ihtiyaç, iletişim ihtiyacı. Artık cep telefonu veyahut da hani cep telefonu faturası, ev telefonu faturası, İnternet faturası artık lüks tüketimden çıktı. Niye? Bugün artık herkesin evinde internet olmak zorunda. Abi çocuk oradan ders yapıyor. Online toplantılar yapıyor. Görüşmeler yapılıyor. İnsanlar birbiriyle iletişim kuruyor. Artık bu dördü. Su, elektrik, doğalgaz. Yani bu kömür de olabilir, yakacak. Diğeri de iletişim. Bu dört konu artık bu ülkede yaşayan 84 milyonun temel ihtiyacı. Ve şimdi faturalara baktığımız zaman evet devlet birçok hamleyi yapıyor. Dostlar size şunu söyleyeyim. Devlet doğalgazı aldığı paranın 1/4 fiyatına insanlara veriyor onu. Ama o rakam bile insanların canını acıtıyor. 2. Şu anda Türkiye'de 18-19 milyon hane var. Bunun 4-4,5 milyonuna devlet birebir yakacak elektrik desteği veriyor. Yani bu ülkedeki 18-19 milyon, 20 milyon hanenin 5 milyonunu, yani 1/4'ünü devlet kendisi ödüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan, kaymakamlıklar üzerinden, fakir fukara fonundan, işte AFAD'dan, Kızılay'dan, şuradan buradan vardır bir sürü kurumu. Bunların üstünden bunu yapıyor ama millet bunu görmüyor. Millet faturaya bakıyor abi. Şimdi bir faturaya bakıyorum. Abi fatura 1000 lira gelmiş.
1000 liranın %18'i KDV. Bu saydığım 4 şeyde su, elektrik, doğalgaz ve iletişim. Hepsinde %18 KDV var. Hatta iletişimde biraz daha da fazla da olabilir. Hani özel işte %22 falan filan olur. Abi çağrıyı yapıyoruz. Özellikle bu dönemde. Eğer vatandaşın gerçekten sizi takdir etmesini, Allah razı olsun bak dert tamam ama o derman olmak için, çözüm üretmek için de çırpınıyorlar demesi için o %18'lik devlet KDV'si var ya, onu bu sene için yapabilirsiniz. Bir sonraki sene için de olabilir. Yani 2023'ü de kapsayacak şekilde de olabilir. Veyahut da süresiz de olabilir. Nasıl işte birçok gıda ürününde insanların temel ihtiyacında KDV %1'e düşürülmüşse, bu dört temel ihtiyacın da hani elektrik, su, doğalgaz ve iletişim konusunda da KDV %1'e düşürülebilir. Eğer o %1'e, %10 veyahut hani ne kadardır bilmiyorum onu, oran orantısını, hani vardır ya bekara karı boşamak kolay. Hani nasıl olsa benim diye abi ver onu ver bunu demiyorum ben. Devlet hani elindeki imkanları dibine kadar kullanıp bu konuda eğer KDV konusunda o %18'den %10'unu, %12'sini, %15'ini ne kadardır bilmiyorum. Feragat edebildiği kadar feragat ederse bu millet bu sıkıntılı dönemde hani isyandan ziyade en azından evet yine canı yanar ama en azından bir teşekkür eder. Şimdi adama gelmiş 1000 lira fatura, komşusunun bütün faturasını devlet ödüyor, ondan haberi yok ki. 1000 lira fatura gelmiş, adamın canı yanıyor. Ve tepkisini de dile getirmesi gayet normal. Onun için bunu bir çağrı olarak lütfen kabul edin. Hatta eğer eşe dosta paylaşabiliyorsanız da paylaşın. Biz devlet yetkililerinden önümüzdeki günlerde bu KDV oranında su, elektrik, doğalgaz ve iletişim, bu dört konuda KDV'den devletin feragat etmesini istiyoruz. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Devlet bu dönemde yapıyor. Şimdi mesela asgari ücretle alakalı. Ben personel çalıştıran birisiyim. 5000 lira maaş alan bir adamın bundan önceki dönemde bir işverene maliyeti neydi biliyor musunuz dostlar? 108 bin lira. 108 bin lira. 5000 lira maaş alan bir adam. Şimdi o asgari ücretteki vergiden feragat ettiği için devlet 5000 liralık bir çalışanın işverene maliyeti şu anda 86 bin lira. Bu ne oluyor biliyor musun? Bu aynı zamanda hani bazıları vardır ya, işte adama 6 bin lira maaş veriyor ama 3 bin lirasını asgari ücretten sigortalı gösteriyor, 3 binini de elden veriyor. Hani niye? Hani işte abi o çok geliyor da vergisi mergisi çok çıkıyor. Devlet o 4500 liralık kesimden vergi hakkından feragat ederek aslında işverenin yanında oldu. İşveren de şu anda rahat bir şekilde 5 bin lira, 6 bin lira, 8 bin lira maaş alan adamı hemen tutuyor. Sigortalı yapıyor onu. Tam maaş üstünden sigortalı yapıyor. Niye? E abi hani ben bunu elden de versem, 8 bin lira olarak da versem bana çok fazla bir yükü yok diyor. Yani kayıt dışı olan çalışanlar da aslında kayıt altına alındı. Burada biz bir şey daha gördük. İşçiler de artık şeye itiraz ediyorlar. Ben diyor asgari ücretten ödeme benim şeyimi. Niye? E abi pandemi süreci oldu. Sen 3000 lira asgari ücretten ödediğin için maaşımı devlet bana kısa çalışma ödeneğinde 800 lira 1000 lira verdi. Ama sen gerçek maaşımdan yatırmış olsaydın benim sigortamı devlet bana o süreçte pandemi sürecinde 2500 lira 3000 lira kısa çalışma ödeneği verecekti demeye başladı. İşte eğer devlet hani bazı şeylerden feragat ederek aslında kayıt altına alma konusunda daha geniş kapsamlı bir çalışma yapıyor. Bunun yanında hani hane hane verilen o elektrik doğalgaz yardımları kamuoyunda gözükmüyor. Onun yerine eğer çıkıp önümüzdeki günlerde %18'lik KDV'den feragat ediyorum, %1 alacağım veyahut da %3 alacağım, %5 alacağım gibi bir rakama düşürürse bu faturalarda 1000 liralık bir faturada neredeyse 200 lira indirim demektir. 180-200 lira bu vatandaş tarafından takdirle karşılanacaktır. Bunu da bir çağrı olarak dile getirmiş olalım.